E, 2F1 ve YouTube kanalına hoş geldiniz. E, Premier League Show'un e, bu haftaki programı karşınızdayız. E, tek farkı bu sefer Ziya e, Adnan e, Londra'dan değil Ankara'dan bize katılıyor. Hoş geldin Ziya. Merhabalar. E, yıllık izindesin, Ankara'da eş dost görmeye geldin. E, çok yoğun bir programımız var. E, normalde biliyorsunuz pazar sabahları çekiyoruz. Fakat e, pazar günü e, çok önemli bir maç olduğu için... Kaydıralım dedik İşte herkese uyan bu saati e, şey ettik ve çarşamba pardon salı akşamı yayınlanacak şekilde istersen e, başlayalım. Çok kaydırmakla kaydırmakta çok da iyi yapmışız Faik çünkü Manchester City'li bu maçı kaçmazdı. Evet pazar günü e, Manchester'da Etihad Stadyumunda İngiltere'nin en iyi takımı şu anda bir ve ikinci pozisyonda bulunan Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldiler. Ee, ...muhtemelen Avrupa'nın da en iyi takımı... ...belki dünyanın da en iyi 3-4 takımından ikisi. Ee, kadrolarla başlayalım istersen... ...burada dikkati çeken bir şey var mı? Ee, son maçtan, Atletico maçından... ...üç değişiklik yapmış e, Pep Guardiola... ...Walker'ı sahada değerlendirmiş... Sanıyorum onu... E, ...bir parça Silva ve... E, ...Monsal'a karşı... ...tedbir olarak hızlı bir oyuncu olduğu için... için. E, fakat gerçek sürpriz da değil ama Jesus'taydı. Jesus'un Jesus e, uzun zamandır Santifor'su oynayan ve İlkay Gündoğan'ı o rolde oynatan e, Pep Guardiola e, büyük bir sürpriz yaparak bana göre bence e, Klopp da şaşırmıştır Gabriel Jesus'u tam bir Santifor gibi değil ama üçlünün sağa gibi e, oynanmış oradan da gol buldular oraya geliriz böyle bir kadro ile çıktı Liverpool klasik kadrosu Matip girmişti e, bu sefer. Son maçtan farklı olarak Henderson orta sahada. Bu bana biraz sürpriz oldu. Belki birkaç şey söylemek istersin. Ve ileride de e, Silva'yı e, dışarıda bıraktı. Pardon, Diaz'ı dışarıda bıraktı. Ve Jota'yı, e, yani Salah, Jota, Mane ve Firmino'yu dışarıda bırakarak bana biraz sürpriz gibi geldi. Ne dersin kadrolar üzerinden? Ben... Şunu söyleyeyim. Önce Manchester City'nin kadrosuna baktığınız zaman Faik sağda Walker'ı oynattığı zaman. Şimdi Liverpool'un en tehlikeli oyuncusu. Ataklarda en üretken oyuncularından en iyi üretken iki oyuncusu. Solda Robertson ve sağda Trent Alexander-Arnold. Şimdi bu maçtaki asist ile birlikte Trent Alexander-Arnold 2000 17-18 sezonundan beri galiba 44. asistini yapmış. Yani Premier Lig'in rekoru. Şimdi e, kadrolara baktığın zaman bu kadro biraz daha ağır basıyor. Yani Manchester City'nin kadrosu biraz daha ağır basıyor. Yani solda Can Cancelo, sağda Walker. İkisi de çok çabuk çok çabuk gidebilen ve çok çabuk dönebilen oyuncular. Dede, i̇kisi i̇ki de maçta, yapılı. İkisi de yapılı oyuncu bir de. Kim maçta e, Liverpool'un alıştığımız o iki e, hücum oyuncusunu sürekli ataklara çıkarması, ve geride bıraktığı boşluklarla o boşlukları değerlendirme düşüncesindeydi Pep Guardiola. iyi de yaptı. 26. dakikaya kadar baktım Robertson o alıştığımız ataklara katılma şeyini gösteremedi. Çıkamadı. Çıkamadı. Çünkü karşısında çok çabuk hani geride bıraktığı boşlukları değerlendirecek oyuncular var. Zaten Sterling de zaman zaman ortada oynamasına zaman zaman ortada oynamasına rağmen zaman zaman kanatlara kayıyordu. Benim burada şaşırdığım Robertson, Liverpool'da Thiago ilk bölümde oyunda yoktu. Sonradan oyunda geriye düştükten sonra Liverpool oyuna ağırlığını koymaya başladı. Sonra bir ara yine oyundan kayboldu. Yani Liverpool'un orta sahası tamamen Thiago'nun o maçın o bölümünde gösterdiği performansla çok orantılı Henderson her zaman bildiğimiz oyun, oyun tarzında oynadı burada etkili olan Faik yine Jota sezonda 15. golünü attı yani bu kadar iyi bir transfer herhalde son sezonlarda Liverpool'un yaptığı en iyi transfer müthiş bir gol attı yine i̇nanılır, ee, inanılır gibi değil istersen fotoğraflar üzerinden gidelim bu maçın başları da 4. 5. dakikada Böyle bir top burada bir karambolde yani o noktada aslında burada bir tehlike yok. Defans yerinde top Kevin De Bruyne'ye geliyor. Kendini bir parça orada kaçırıyor e, sola doğru ve birdenbire vuru veriyor ve vurduğu top da e, savunmaya, savunmaya çarptı. Savunmaya çarptı. E çarptı. Savunmaya evet, çarpıp, e çarptı. Direğe Matip'e çarpıyor ve direk ya yani burada görünüyor temas anı. Top e, Matip'e çarptıktan sonra yerden de sekip köşeye gidiyor ve köşeden geliyor. Yani bir şok bir başlangıç oldu aslında. Ama Liverpool. bu golde şimdi normalde biz senle ben normalde gol yiyen savunmaları eleştiririz değil mi? Yani deriz ki bak şu şurada hata yaptı şu adama basmadı baskı koymadı falan filan. Burada öyle bir şey diyemiyorsun değil mi? Yani Liverpool savunmasının yapabileceği hiçbir şey yok burada. Herkes yerinde, herkes baskısını yapmış. Adam hiç yoktan topu hafif sola kaydırıp muazzam bir vuruş yapıyor sol ayağıyla. Top da Matip'e çarpıyor, direğe çarpıyor, içeri giriyor. Şimdi buna yani yapabileceğin öyle, ne bir, var? Öyle bir kaleci yani o, ona bile yetişti aslında ama dokundu galiba direğe anca çelebildi yani. Yapabileceğin hiçbir şey yok var. yani... yani hiçbir şey yok. ya. Yani. yoktan var etti golü gerçekten. Ardından Liverpool'un... E, oyunu dengeleme çabaları çok da biraz çok gitgelli oldu maçın başı aslında. Yani iki takımda hem orta sahada dikkatli ama uzun toplarla çıkmaya çalıştılar. Robertson senin dediğin gibi serbest kaldığı nadir anlardan birinde bu topu çok güzel geriye ortaladı ve Trent Alexander-Arnold'un inanılmaz tek pasla yani dokunmadan voley gibi değil mi? Voley vole plase ile Jota'nın önüne indirmesi. Yani çaresiz bırakan ve Jota oradan atı verdi. Yani. Bak ama o kareyi durdursan, bak o kareyi durdursan, bu iki takımın. Şimdi ben şunu söyledim maçtan önce, ee, bu iki takım bence demin sen değindin. bence şu anda dünyanın en iyi iki takımı. Yani belki aralana Bayern Münih'i sokabilirsin. Bak şimdi Liverpool'un ani kontrasında sayalım beş tane Liverpoollu oyuncu ceza sahasında. İki tane de Liverpool oyuncu ceza sahasının yakınlarında dönen toplara vurabilmek adına. Bir de kadraja olabilir. girmeyen birileri daha olabilir de yani. Olabilir. Solda muhtemelen kadraja girmeyen birileri evet. olabilir. Aynı pozisyonda dört, yedi tane Manchester City'li kendi ceza sahasında bir tanesi de dışarıda. Dışarıda olan da dokuz numara Jesus. Ya şimdi bu nasıl bir... E, fizik gücüdür. Artık böyle nasıl oynanıyor. nasıl bir set oyunudur. Hani biz 4-3-3 diyoruz ama aslında bunlar 4-3-3 yani bunlar başka bir şeyde, başka bir formasyonda oynuyorlar. Yani hep beraber gidip hep beraber dönebiliyorlar. Bir atak düşün ki ani bir atakta takımının 3'te ikisini çıkartıp iki tane savunma oyuncusunu da stopeninde orta sahaya kadar çekip yani bilemiyorum fark bu 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 hani ben başka bir teknik takımın teknik direktörü olsam Derdim ki ya bunlar çıtayı başka bir yere taşımışlar. Çok yani şu karede çok inanılmaz. Yani başka bir yerde oynuyorlar. Ya yani burada da kaleci kurtarmaya çalıştı ama tabii çaresizdi. Yani çok net ve çok bilerek, bilerek. Bilerek, bilerek çok yakından vurdu. çok çok da yakında vurdu. Ee, birbirinin ardından çok enteresan bir olay yaşandı. Ederson e, ayağıyla çıkarabileceği, pas vereceği bir topu vermekten vazgeçti. Evet. Bu arada Jota hemen dibine girdi. Baskıya geldi. Çizgiden çıkardı. Yani herhalde kalp krizi geçirmiştir çok kişi orada yani. Ama ben bu Ederson her zaman ya Ederson da topla oynamayı çok seven kaleciler. Yani Doğru. ayaklarıyla oynamayı çok seven kaleciler. Aslında e, ben bu ben alındılar. Seviyorken... Yani. Ha ben bu maçı seyrederken şey dedim. Ya aslında bunlar kaleciliği stoperle karıştırmışlar. Yani hem kaleci hem stoper bunlar. Yani öyle oynuyorlar. Ama yani stoper, o yüzden stoper, de alındılar Stoper de çizgide o hareketi yapsa ya yüreğini ağzına gelir yani Ama Sonra yapıyorlar. Da. Yani gol yediklerini atılıyorsun bu pozisyonlarda. Bu, gol de olabilirdi. Devam etmeden önce 1-1 öncesi e, yani 1-0 giderken maç Manchester City önde çok iyi baskı yaptı. Tabii onları biz duran şeylerden çok gösteremiyoruz. Ama ve Liverpool pasla çıkmakta ısrar etti. Bu arada bir iki top kaptırdılar ve onlar, evet. e mesela i̇ki onlardan bir tanesini, abi. onlardan bir tanesini ekrana e, getireyim. Yani birazcık ateşle oynadı Liverpool. Yani uzun oynayabilecekleri yerde, mesela bu direğin dibinden dışarı gitti. Bu bu çıkarken evet. kaptırılan bir toptu. Kevin, Kevin de Bruyne vurdu. Kevin de, de Bruyne evet. ki yani her yerden her ayağıyla her yere vurabilen bir oyuncu. Ardından e, gelişen bir atakta yani fazla da bir şey yok değil mi ortada? Cancelo değil mi? Evet. Cancelo böyle bir orta yapıyor. Şimdi e, üç setili oyuncu offside pozisyonunda e, ama bir kişi değil. O bir kişi Jesus. Gelip yani çok basit yani böyle bir takımın böyle bir golü ise çok bozulurum. Yalnız başka bir açı var. Buradan baktığında yani bak dört kişi offside. Tek offside olmayan şimdi eski kurallarda bu direkt çalınır ve dururdu oyun biliyorsun. Tabii aktif falan pasif falan evet, değil mi? Yani bu oyuncuların hiçbirinin oyunla ilgisi yok. Top bu oyuncuya gelecek. Yani bu, evet. bu, yani burada Liverpool defansının uyumasını anlaya da ama burada tabii suçlu olan herhalde 56 numara mı? Solda Trent Alexander Arnold mu? Trent Alexander Arnold oldu, evet. Yani, yani adamını adamını bırakmış. Yani başlamış koşuyor. Aslında adamını bırak bırakmış. bırakmamış. Ama bence önünde gördüğü şu görüntüye aldanmış bir parça. Bir saniye geç kalmış. Bir saniye ama geç kalınca. Fark. Şimdi bak. Zezis o karede kalıncı. o karede o karede benim dikkatimi çeken şu. Bu bu işte Jürgen Klopp ekolü herhalde böyle bir şey. Top savunmada. Ee, Kanada düştüğü anda otomatik olarak takım halinde çıkmaya alışmışlar. Yani gömülmek yerine bir anda topu nasıl kaparız ve nasıl o kontraya dönüştürürüz şeyindeler, düşüncesindeler. Dolayısıyla Liverpool gibi takımlara karşı gol atmanın yolu da herhalde o gösterdiğim pozisyon. Yani topu kaptığında terse döneceksin, en kısa sürede terse döneceksin, tersten bir adamı kaçırmaya çalışacaksın. Offside'a e düşmeden. Doğru. O da zor bir şey tabii. Doğru. Maçtan önce hem Klopp'la hem şeyle konuşmuş, bir gün önce zannediyorum BBC Televizyonu, BBC Spor. Guardiola. Hem Klopp'la hem Pep Guardiola ile konuşmuşlar. Pep Guardiola da, Klopp da ikisi birbirlerinden habersiz olarak ayrı mekanlarda yapılan kısa reportajlar koymuşlar. Ama onu söyletmeniz biraz zor zannediyorum BBC onları tutmuyor. Her neyse YouTube'da olmuyor yani. İkisi de dünyanın en zor takımına karşı oynayacağız dediler. Birbirlerinden bağımsız olarak. Hatta Klopp'un dediği bir şey oldu. Dedi ki e, e, eğer Manchester City'yi yenecekseniz böyle bir maçta ki yenmeleri gerekiyor. Bir puan gerideler. Tabii daha puan kayıpları olabilir. 6 hafta kaldı ama e, e, mükemmel olmanız gerekir. Perfect olmanız gerekir dedi. Sonra Pep Guardiola da yani Liverpool'u yenecekseniz dedi. O gün bütün oyuncuların yüzde yüzünü ver verip iyi oynamaları gerekir dedi. Arkasından tekrar bir onu bir onu gösteriyor da bu şeyde, Bir klip yapmışlar. E Klopp şey dedi sonra da. Ama bizi yenmeniz için de perfect olmanız mükemmel olmanız gerekir dedi. Evet. Çok il ilginç. Yani birbirlerine büyük bir saygı ama var. Fai çok sevişmedikleri ortada ama e çok saygı da var. Çok, şunu ol. da söyleyeyim yalnız bu maça çıkarken ikisi de ligde oynadıkları 18'er maçta kalelerinde gol görmemişler yani sadece ofansif olarak düşünme Liket. ya da izleyenler sadece bu takımların hani çok golcü kimliklerini, Kevin De Bruyne'ların maneleri salaları düşünmekten öte bunlar gerçekten komple takım yani düşün Premier League gibi e, belalı bir ligde oynuyorsun dever işi gibi bir ligde oynuyorsun ve 18 maçta Kalende gol görmüyorsun. Yani savunmaların da ne bir kadar iyi değil, olduğunu. Şimdi bütün düşün. takımlar gol atabiliyor Premier Lig'de. Yani biraz daha. Aynen yorum. öyle. Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var Faik. Manchester City golü attığı zaman şunu düşündüm. Hemen istatistiklere baktım. Ee, bu sezon öne geçtikleri 22 maçı kaybetmemiş. Kaybetmemişler evet. 22 maçı öne eyvah dedim yani ben çünkü açıkçası Liverpool'dan yana gönlüm Vay da bu, arada bu son, yani e düşüp de yani bir yani oyuna geldiği Liverpool defansının golle ilgili iyi söylenecek bence en ilginç şey Şubat ayı ortasından beri oynamayan Gabriel Jesus'u bu maçta oynatıp bu golü attırmak herhalde herhalde e, taktik tahtasından çok, gelen. Çok çalışkan ama değil mi? Yani çok bitirici değil ama çok çalışkan burada da iyi bitirdi. Çok da güzel bitirdi yani. E, birbirinin ardından e, çok çok önemli bir fırsat harcadı City. Bu gelen orta yine kanser odandı zannediyorum. Yani aslında Raheem Sterling gibi bir hızlı oyuncunun bunu atması gerekirdi. E, yo bu 2 birden sonra galiba diyelim. Neyse orayı geçelim. Bir gol kaçırdılar. E, bu da e, ikinci yarının hemen başı. 2-1 doğru. 2-1 öndeler. O Rahim Sterling o golü yani 46. atsa... 46. dakika. Hayır, hayır. Bir önceki enstantanede Rahim Sterling bu golü atsa aslında maç büyük oranda biter. Çünkü bu takım bunu Alison Alison çıkarmıştı evet. bunu değil mi? Öyle hatırlıyorum. Yo yo vuramadı. Vuramadı ha. Vuramadı. E, çünkü bu iki takım arasında iki farklı öne geçtiğin zaman öyle bir kenar var ki maçı kilitleyebilirsin yani. Ama tek farklı da herkes riskli. her zaman her zaman tehlikeylesin tabii. İkinci yarıya Liverpool değişiklik şey yapmadan çıktı ama e, önde baskıyla başladılar ve kapılan topta yani burada da çok büyük bir gol pozisyonu ben aslında görmüyorum yani Sala aradan öyle bir oynuyor ki Mane orada Jota'nın yaptığı bir önceki karede Jota'nın yaptığı şu dami mi denir? Yani sahte de evet. deparı. koşu kuşu, sahte koşu sahte, tabii. Sahte koşu. Ortadaki adamı çekiyor yani değil mi? O boşluğu kanalı yana, yaratıyor. Evet. Ve arkadaki manenin önüne top düşüyor. Zaten ondan sonrası geçmiş olsun oluyor yani bu durumda. Ama Faik o pasın ağırlığı, pasın şiddeti, pasın Bak burada açısı. çok daha iyi görünüyor ya. Tabii. E, Jota'nın yani pası... Baklarını pası uzun oynamış olsa, pasın uzun oynamış olsa o pozisyon yaratılmayacak. Yani ya da pası geriye doğru oynamış olsa Manchester City'li oyuncu kesecek topu. Tabii. Yani e, o kadar üst düzey oyuncular ki sadece hani şey anlamda demiyorum fark. Gol anlamında değil. Golün hazırlanışında da çok üst düzey oynuyorlar. Yani üst düzey olan aslında şunu anlatmak lazım. Türkiye ligini de seyreden, tabii bizim seyircilerimiz Türkiye liglerini, başka ligleri seyreden seyirciler bu oyuncular sadece yetenek olarak ve çalışma olarak üst düzeyde değiller. Taktiksel olarak da üst düzeydeler. Buradaki oyuncu, bu oyuncu bu kendisine gelmeyeceğini biliyor bu topun Jota. Oradan oraya gitmesinin manası yok. İmkansız gol atamaz. Ama öyle bir koşu yapıyor ki arkadakini yani şurada teke tek kalıyor zaten ve önde bana Dolayısıyla yani ortadaki merkezdeki oyuncuyu kendisine çekiyor. Çünkü o koşuyu yapmasa merkezdeki oyuncu muhtemelen Salah'ın attığı pası kesecek. Tabii. O koşuyu yaptığı zaman merkezdeki oyuncu diyor ki bir dakika ben bununla beraber koşmak zorundayım. Çünkü top önüne gelirse kaleciyle karşı karşıya kalacak. Ay, koşmazsa onun önüne atacak zaten yani. Tabii, aynen öyle. Ya, çok ve, üst düzey ve, yani. gerçekten çok güzel. de Yani üst köşeden hani plase gol atıyor ama o kadar vuruş tekniği falan mükemmel bir gol e oldu. Bu da e hemen 2-2'den sonra Liverpool tabii ataklara devam etti önde basar. Bir dağıldı bir City. Bir, birkaç dakika ve orada evet. işi bitirebilirdi aslında Liverpool. Bu topu bu sefer Jota'ya çıkarıyor. Yine Muhammed Salah. Fakat Jota buna ancak ayağının ucuyla dokunabiliyor ve Edison... iyi dokundu ama. Bence iyi dokundu. Yani zor bir pozisyondu. iyi dokundu. Kaleci iyi çıkardı. Ben, ben bu pozisyonu izlemiştim. iki kere izledim hatta. Bence çok iyi dokundu. Ama çıkardı kaleci. Uzak köşeye Şu de vurdu. Şu köşeden uzak vurabilecek köşe vurdu. gibi dokunamadı evet. yani. Yakın köşeye vurabilecek gibi dokunmadı. Ki o bekleyen dokunamadı işte yani. Ya zannediyorum orada bir saniye veya bir salise geç çıkardı ayağından Muhammed sala jotada o zaman anca yetişebilir gibi oldu yani. yani. Anca yetişebildi zaten. Ancak yetişebildi evet. Burnuyla vurdu yani şey vurdu hani pis burun tabir ettiğimiz tarzda vurdu normal bir şut yerine. Evet. Ama... Ardından e, City'nin kaçan golleri. Burada mesela yine çok iyi bir pozisyon. Jesus burada e, Kevin De Bruyne'yi çıkarmayı tercih etmedi. Kendi vurdu ve bu top e, defanstan döndü. E, bu bir fırsattı. Önemli bir fırsattı. 2-2'den i̇ki, sonra yalnız iki takım da birbirlerinden bir parça daha fazla çekilmeye başladılar. Benim o dikkatimi çekti. Yani o noktada kaybetmemek devreye girdi galiba. Çünkü evet, son bölüm böyle Herkesin ümidi devam ediyor tamam. Tabii, kazanırsa tabii. City işi bitiriyor ama kaybederse yani gole giderken, hediyeye giderken, golü yerse her şeyi kaybedebilir gibi. Tabii. Psikolojiyle tabii. oynandı. Zaten tribünlerdeki ses azalmaya başladı. Yani herkesi biz de ekran başında gerilim başladı. Yani her atak gol olabilir. Bu iki takımsa eğer masada ee, ...ve yiyen taraf için her şey bitebilir... ...perde inebilir yani... ...bu pozisyonda... E, e, ...Kevin De Bruyne müthiş bir pas attı... E, ...Rahim Sterling'e... E. Offside... E, off ...çok ince bayrağı, bir offside vardı... ...yardımcı bayrağı kaldırmadı... ...çünkü çok sınırda bir şey... ...hayır bu açı çok iyi bir açı değil zaten... ...çünkü açılı bu açı... E, ...bundan evet. çok daha... E, ...yakındı zannediyorum bir iki buçuk inç mi dediler yani. Ve bu golü harika bir şekilde götürüp attı. Yani bir hata yapıyorsunuz. Verilen oyuncu golü direkt atıyor. Yani biz buna alışkın değiliz. Mesela Türkiye Ligi'nde yüzde yüz gol pozisyonları için söylüyorum. Yüzde elli ile atan gol kralı oluyor zaten. Burada rakam yüzde yetmişlerde yani. Yüzde yüz Belki daha, daha bile yüksek -80 -80 olabilir. Fay. Çünkü hiç atıyorlar. kaçırmıyorlar. Hiç kaçırmıyorlar. Ve de bu sadece e, City ve Liverpool oyuncuları için değil. Ne bileyim bir Ivan Toney'i düşün. İki ya, şanstan ay, birinci yüz atıyor ay. da ikinciyi de atıyor. Yani biraz ya, sonra bir maçlarda göreceğiz. Bu, biraz sonra ona değiniriz. Sen toplumdaki mesela Son'un bu hafta yaptığı hat-trick onu da evet. görmüşsün, evet. izlemişsindir. Ya yani inanılmaz bir şey. İzlemez olaydı. Aslında, i̇zlemez üç olaydı. Tane, evet ama öyle yani. Üç tane pozisyon geliyor ve birden 3-0 oluyor maç. Yani aslında 3-0'lık maç değil. Ama öyle işte yani. Dikkat Bunlar edersen öyle... köşeye de birisi golü oldu diye yazmış ama tabii o 3-2 olmadı hiçbir zaman. Ardından e, bu bence maçın hareketi buydu. Ani çıkılan bir City atağında Liverpool artık biraz riske edeyim dediği bir anda. Bu, bu Mahrez'in pozisyonu içinde. değil mi? Mahrez'in pozisyonu ama bu, bu topu sağ içte kaptırıyor, e, ka, kapıyor City. Yani kendilerine göre sağ iç pozisyonunda şuralarda gerilerde bu topu Kevin De Bruyne alıp şu ikisinden kurtuluyor şu ikisinden ve normalde bu tarafa çıkarmasını Grealish girmişti oyuna. Grealish'e çıkarmasını beklerken öyle bir kontra top atıyor ki araya buradan giden eh önüne. Ya bence maçın hareketi buydu. Yani bunu ağır değil. Normal akan Şehit'le mutlaka tekrarları vardır YouTube'da. Lütfen bu pozisyonu görün. mutlaka almışlardır. Ve maç 2-2 bitti. Ee, Ama o maçın da kırılma anıydı Payk. Evet. Çünkü Mahrez orada o golü atsa muhtemelen sezon bitmişti. Bir de free kick'i kaçırdı. Muhtemelen. Maçın da sonlarıydı. Yani puan farkı dörde çıkacaktı. Ee, ve maçın o bence o pozisyon maçın kırılma anıydı. Bir de İstersen o, o pozisyon şu, şu, 90 artı şey... 4'te geldi. Evet. Şunlar, şu yani buradan ne diyorsun? Şimdi kalan maçlar e kaç maç kaldı? 6 7 maç. 7, Manchester 7 maç. Manchester City'nin ve Liverpool'un 7'şer maçı kaldı. Tabii şöyle bir şey var. Bu programdan önce kalan maçlara bakıyordum. Liverpool'un Manchester United maçı var. Şimdi her ne kadar Manchester United çok zayıf e, Çok zayıf gibi görünse de o çok önemli bir daha. Yani ada futbolunu bilenler bilir. Manchester United Liverpool önemli hani, maç. Ayrı şehirlerin takımları olsalar bile, ama aralarındaki mesafe zaten 10 kilometre şeydir, e, stresli maçtır, sert maçtır. Birbirlerinden de nefret ederler. Evet. E, hakikaten bak, husumetin e, en kanlı olanlarından biridir Manchester United evet. Liverpool. Dolayısıyla o Liverpool için çok zordur. O da gelecek e, hafta Salı akşam oynanacak. Hadi yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Liverpool'un bir de Tottenham maçı var. E, Tottenham'ın hali ortada. Yani biraz oraya, da biraz sonra konuşalım. Çünkü yani bu kalan maçlarda puan kaybedilir. Aslında bu maçı kaybetmeyerek iki tarafta canlı tuttu. Yani ben bunu aynen. Onun için koydum. Bilhassa Liverpool. Bilhassa Liverpool. Falan. Bilhassa Liverpool. Evet yani e, ama ilk maç da hatırlayacaktır izleyenler. 2-2 iki, Anfield bitmiş Anfield'da. Evet. Diyelim haftanın bir diğer önemli maçı niye önemli? Everton açısından önemli. Manchester United'ın hani bir herhangi bir ilk dörde girme veya şu anda tehlikeye giren beşinci olma Europa Ligi'ye gitmek için e, ihtimali olur mu diye Everton açısından özel, önemli maç. Goodison Park'ta oynandı. Tamamen e, 39 bin kişi önünde 40 yani tam tamamen doluydu e, stadyum. E, Everton e, böyle bir kadroyla çıktı. Burada e, sürpriz olan Allen'dı bana göre. E, bu Arjan Alan, 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 Alan. Alan, Alan Everton'ın ne diyelim devir başı. Taraftarının evet. sevgilisi. Evet. Ve önemli de bir oyuncu. Diğer, ee, diğer bir konuda Ivo ilk 11'de son tabii, maç Ama yılında. oradaki önemli oyuncu Richarlison tabii. Yani bütün Everton'ın şeyi Richarlison'a Her şey Richarlison üzerinden dönüyor. ve Rashford uzun zaman sonra ilk 11'deydi. Ve Ronaldo sakatlıktan dönmüştü. Evet. Bu maçla ilgili çok hızlı geçelim. seyrettin mi sen hepsini? Ben hepsini seyrettim bu maçı. Ben geniş özetini seyrettim Faik. Yani bu maçla benim ilgili, maç, e, bu maç maç maçı United tam bir hayal kırıklığıydı. Evet, bu maç zaten. Maç. Bu Gordon, yani İskoç isimli ama yani Ailesi İskoç Anthony Gordon İngiliz U21 altında oynuyor. Topa vurdu, top Gary Maguire, Maguire, Maguire çarpı. çarpıp evet. gol oldu. Maguire. Bu da evet. o anı gösteriyor. Tabii ki bütün Maguire'e karşı olan bir United seyirci şeyi var. Onlar zaten Twitter'ı yıktılar. Who else bir tek Maguire yapar bunu? Maguire tabii tabii. Halbuki bunun da bir suçu yok aslında. Daha önce kendi kalesine çok gol attığı için çok evet, fazla o... eleştiriliyor. Biraz da haksız eleştiriliyor bence. E, ya, Fakat tek... burada ne, ilginç muyum. olan faik. Şu maçta ilginç olan benim dikkatimi çeken. Eee Everton'ın rakip kaleye gol denemesi 7, kaleyi bulan vuruş sayısı 3. Benim United'ın Gol denemesi 12, rakip kaleyi bulan vuruş sayısı 4. Yani tek gol zaten kazanacakmış, belliymiş. Fakat Manchester United gerçekten tam bir hayal kırıklığı. Yani şu kadro, şu kadronun bence çok daha iyi işler yapıyor olması lazım. Everton hayati 3 puan aldı diyorum. Hayati 3 puan, hayati aldı. Bir 3 puan aldı ve muhtemelen de kurtardı eğer çok berbat skorlar almazlarsa. Maçla ilgili benim dikkatimi çeken iki şey oldu. Bir tanesi Ronaldo. E tabii ki eski Ronaldo değil bazı konularda. Değil, çok çok uzak Bir evet, çok mesela uzak. bir top aldı ve e, yani zayıf olan Everton defansına koştu eski Ronaldo gibi. United'daki Ronaldo gibi en eski açık oynadığı dönemdeki gibi ve çok hemen kapattılar aldılar ayağından. Ama evet. ilk yarıda Cristiano Ronaldo o kadar da gelip orta sahaya yardım etti ve o kadar çok top kazandı ki yani bir oyuncunun artık yaşlandığı ve yavaşladığı zaman futbol bilgisinin ne kadar yararlı olabileceğini hala takıma görebiliyorsunuz. Bunu Lacazette de görüyoruz. Eski hızında değil, dönüp vuramıyor, kontrol etmeye ama e, orta sahaya yardım yani bu bağlantı oyuncusu olma işini Lacazette hala çok iyi yapıyor. Doğru yerde oynatırsan değil mi Faik? Evet, doğru, doğru yerde oynatırsan. oynatırsan. Ama tabii Arslan'ın durumu birazdan göreceğiz. Onun durumu birazcık farklı. Neyse maçtan sonra çok mutluydu. Frank Lampard ee, yani çok önemli bir 3 puan aldılar çok önemli bir rakipten ee, bu da e, maçın e, e, içerisinden bir görüntü e, gol arıyor burada e, United kaç kişiyle defans yapıyor Everton yani bir sıfır böyle korudular ilginç evet, burada bu. burada Faik iki tane kırılma anı vardı bu maçta bir Rashford'un inanılmaz bir vuruşunu kalede Pickford yine mükemmel bir Çok şekilde çıkardı. Çok güzel kurtardı. Bir de Ronaldo'nun bir vuruşunu kurtardı yine Pickford. Yani o iki kurtarış hani maçın kaderini belirledi. Ronaldo'nunki sanki herkes kurtarabilirdi belki gibiydi. Evet, ama. Belki Rashford'unki daha, Rashford daha, zordu. Belki daha zordu. Ama, ama Pickford günündeydi yani. Kaç ki oyuncu var Everton'dan? Yani bu, bu bir sıfır korunuyor şu anda. Tabii. Takım halinde 16, 16, otobüsü çekmişler değil mi? Kalenin önüne otobüsü çekmişler. 10 kişi yok sadece ceza sahası içinde. Ve evet. Pogba'yı şurada dışarıda tutan yok dikkat edersen. Iwobi bile ceza sahasının penaltı noktasının üzerinde Tabii. pozisyonda. Tabii. İçindeydi. Ee, e, Richarlison bence yine iyi bir maç çıkardı. E, birkaç fırsat kaçırdı ama böyle yani o kadar da pozisyon vermedi aslında United. Çok önemli bir galibiyet oldu. E, 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 bu da Iwobi'nin bu sonuçta 138 metre topu kovalıyor. Ivo bir pek ayağına top geldiğinde oynayan bir oyuncudur. Önde baskı yapıyor. Bu top dönüyor, dolaşıyor ve o topu nereye giderse gitsin kovalıyor. Ee, buna BBC dikkat çekmiş. Gerçekten e, yani filmi seyredersiniz bu 139 metrenin ilginçti. Hiç topu da kapamadı ama yani eee ne, ne kadar, kadar yardımcı oluyorsun. Ne diye. kadar hırsız olduğunu gösteriyor değil mi? ne kadar kazanma azmi olduğunu gösteriyor bu maçta. Ee, bu da senin dediğin kurtarış sağlıyorum değil mi? Rashford. Evet. Ee, diyelim e, Rashford'da yani bilmiyorum bence düşüş sürüyor Rashford'da da. Bence Manchester United'ın düşüşü sürüyor yani... yani ben Ralph Rangnick'e rağmen bu takım toparlanmıyor. Şimdi bu geçen hafta biz e, program pazar günü çektik. Pazartesi akşamı Arsenal 4.'lükle iddialı olmak için bir Palace'de bir gitti. Bu maçı geçeceğim ama bu maçta 16 24 ve 74. sonucu penaltı olmak üzere Mateta, Ayu ve Za'dan yedi gollerle hiçbir varlık gösteremeyen Arsenal 3-0 yenilmişti ve ardından cumartesi günü yani 3 gün önce kendi sahasında bir Brighton maçına çıktı. Ya yani bu... bir şey ekleyebilir miyim? Bu maçın oynandığı saatlerde ben e, uçaksaydım İstanbul'a geliyorduk. ekran başında izliyorduk. İstanbul'a gel geldiğim anda bu maçı açtım ve skorun 3-0 olduğunu gördüm ve dedim ki kırılgan Arsenal geri döndü. Kırılgan yani bu takım kırılgan. Bu takım ne yapacağını hiç kimse bilemiyor. Çok saçma sapan bir maçta saçma sapan bir skor alıyor. Yani Crystal pas gibi gol bulmayız, gol yollarında zorlanan bir takım karşısında kalende 3 gol görüyorsun hiçbir şey diyemedim. 3 e golü yani. şöyle hani olur ya Arda arda iki dakikada iki Gördüm goller. golleri de izledim. Evet, Öyle de goller. Ara 16, 24, 74. E hiç pres Arslan... yok gollerde. Hiç pres evet. yok gollerde. Arada Arsenal böyle 2-0 iken bir kıpırdandı ikinci yarının başında. O arada da açıklıkları bulamadılar. Tek oyuncu Saka'ydı. Ödegaard kötü bir maç çıkardı. Zaha iyi oynadı. Matete zaten çok iyi oynuyor son zamanlarda. Ama maçın adamı bence Conor Gallagher'dı. Çok çok iyi bir oyun oynuyor. Bütün takımdan kiralık. Onu tutmaları zor olacak evet, muhtemelen herhalde yani. Ardından cumartesi günü Arsenal'ın kendi evinde bir umut maçına. Hani geri dönüş. Tamam bir kötü bir şey, o bir şey kaybedilmiş bir şey yok. Çünkü evet, fazla bir kaza yaşadık. Toparlanalım. Bir maçları vardı. Brighton maçına çıktılar. Bu arada Solbeck sol bek biliyorsunuz uzun bir sakatlık sezonu kapattı Kieran Tierney. O yüzden de e, onun doğal e, yerine geçecek Sol Solbek'in kim burada Arsenal'da? Tabii, Tabii. Tierney'nin yokluğu da çok önemli Faik. Yani, Tierney'nin yokluğunda bilmiyorum. buraya Caka'yı koyarak bütün orta saha kurgusunu alt üst etti. Niye? Evet. Çünkü yedeğine Tierney'nin güvenmedi. Kötü bir maç çıkardığı için Palace'da. Yani büyük bir kumar oynadı. E, maçın aslında başlarında bayağı zorlandı Arsenal ama bu Gabriel'in kafa vuruşu direğe vurup auto çıktı. Bu yakın bir pozisyondu. Ardından e, bir atak. Bu Mwepo mu çocuğun adı? Evet. Zambiyalı evet. oyuncuları. Uzun süre sakatlıktan döndü. Bu e, evet, çok yeterli. Yani yetim sol, söylüyor. sol kanattaki boşluğa dikkatini çekiyorum Fahit. Yani e solda. Bak Caka buradan geldi. Gelmeye... Koridor yani. Sol koridor. Evet. Yani, yani uzun bak, bir top. Adamlar bu, bu top Dört kişi beş kişiyle gelmişler. Bu top Arapası, Arapası değil son oyuncusu var. Bu top Arapası değil. Direkt Jaka'nın olmadığı yere uzun vurulan bir top. Yani bilerek yapılmış. Burada Grand Potter herhalde e, teknik direktörün şey etmek lazım. Enve bu topu getirdi. Sol bekin burada yani sol bek olmayan Solbek'in. Ve bu top çevrildi. Bomboş bomboş vurdu. Çok sağda Belçikalı oyuncu penaltı ...gibi attı yani. Direkt fotoğraf... ...çektirdi. Zaten Arslanlı... ...çok gol atan bir oyuncudur bu Tosal. İkinci golünde asistini yaptı ve... ...gol girdi. Arslan geri... ...düştü. Ardından... E, ...devrenin sonu... E, değil mi bu? Yani Martinelli'nin kafa golü geldi ama... Martinelli'nin kafa golü geldi. Buradan, ama çok ince bir offside vardı herhalde. E, çok ince bir offside vardı. Burada vardan döndü. Şimdi... ...burada aslında şunu söylemek lazım... E, yani aslında kaleci daha önde ama arada iki kişi olması lazım obsaj olmaması için yani iki oyuncu olması lazım Biri kaleci olabilir olmayabilir burada bir bir kişi önde onun önünde Kokoreya var ama Kokoreya biraz daha içeride dört buçuk dakika bunu ölçüp biçtiler. çünkü çok da itiraz geldi o dönem bir tweet Twitter'dan Arsenal taraftarlarından bir şeyin vara gitmesi için ya vardan dönmesi için Net ve bariz olması lazım, değil mi? Yani evet evet tartışmaya açıksa bırak gol olsun diye. Ama sonuçta bize bu açı da göstermiyor, başka açılar sonradan meydana çıktı ki gerçekten şey. Tabii burada offside ol olan Martin Eli, Martin Eli. Evet. aslında kendini bir dezavantaj yarattı. Tekrar dışarı çıkıp öyle kafa vurmak zorunda kaldı. Offside kuralı aslında niçin yapılır? Be beleş beklememek için yapılır, değil mi yani? Zaten oradan çıkması gerekti vurabilmek için. Yani bana birazcık tuhaf geldi. Bu gol verilmeyince devrede 1-0 bitti. Vardan falan filan döndü döndü. Uzun süre beklendi ama seyircide de büyük bir enerji şeyi vardı. Bu da Trossard'ın getirdiği bir topta süper bir topuk pası verdi. Mwepu ayağının içiyle harika vurdu. Yani ceza sahasının dışından. Çok iyi bir oyuncu zaten bu. Uzun yani, süre yoktu ama çok iyi bir oyuncu. Evet yani işte Söyleyecek bir şey yok. Çok iyi oynadı Brighton. Aslında gününde değildi. Yanlış formasyonla çıktı. Caka'yı yanlış yerde oynattı. Şudur budur ama... Bak yani... benim orada takıldığım şu var. Benim orada takıldığım şu var. Şimdi elinde Tierney gibi bir sol bek var. Fakat bu çocuğun sakatlıklardan müzdarip olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçmiş sezonlardan. Evet. Ya sen şimdi koskoca bir Arsenal kulübüsün. Ocak ayında niye aldın? Tierney'nin yenine oynatabileceğin bir sol beke sahip değilsin. Granit Xhaka gibi defansif orta saha oyuncusunu sol bek oynatmaya er, Sol bek de oynatmıyor. Çok da yavaş bir oyuncu. Yani Granit ağır bir oyuncu. Tabii. Sonra dönüyorum bakıyorum maçın istatistiklerine. 20 şut atıyorsun kaleye. 20 gol denemesi yapıyorsun. Rakip kaleyi bulan gol sayı sayın 4. Yani demek ki de senin... bu, 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 pozisyon giriyor İşte o da birine çarpıp giriyor. Evet, yani... o da birine çarpıyor. O da çok Velbek. uzaklardan filan yani o de vuruşu. Fakat evet. demek ki senin ee, forvet hattında da yani santrofo olarak da oynatabileceğin oyuncuda ciddi bir sıkıntı var. Ya şimdi sen şimdi kardeşim elinde senin abumeyan gibi beğen ya da beğenme ama son vuruş ustası iyi bir oyuncunun, iyi bir golcün vardı değil mi? Ya sen şimdi bunu sattın. Bu gitti. Oynamak ya Bunun yeri... ilk önce kadro dışı bıraktın onun için gitmek istedim. Sonra oyun. gitti tamam eyvallah gitti. Ben hiç kadro dışı bırakmasına da itiraz etmedim. Hatırlıyorsan geçmiş programlarında disiplinsizdi. Ama sen bunun yerine Ocak transferinde bir oyuncu almaz mısın? Fahit. Bir de çuvalla yani, para aldın. Ya çuvalla para aldın. Bir de Arsenal dünyanın en zengin kulüplerinden bir tanesisin. Öyle Ve tamam. elinde oynatabileceğin bir Şu maçta oynattığın Santrofor'un kim? Yok yani yok işte yani tuhaf bir şey ya tuhaf bu bir döngü. Sonuçlardan dönüş. sonra tabii ki Tottenham bu bunun eline daha sonraki bir o zamanda oynayan maçta büyük fırsat çıktı. Değil mi? Ertesi gün oynadı Tottenham. Ama Tottenham da Aston Villa deplasmanındaydı. Ee, ve Tottenham yendiği takdirde ki kolay değil Villa'yı yenmek. Çünkü deplasmanda. Iyi... Ama son 3 maçını kaybetmişti Villa bu maça çıkarken. Evet, evet ama ama mesela bu maçı kaybetmeyebilirdi. Şimdi bu çok tuhaf bir maç oldu. Ben hepsini izlediğim için İstersen biraz da isimler üzerinden bakalım. Tabii. Neticede Tottenham 4-0 kazandı ama pek maç öyle değildi. Ee, a bu yalnız bu a, aynı, önce, gün, önce pardon, pardon, bu maç aynı önce. gün oynanmıştı. Evet, bu maç aynı gün oynanmıştı. aynı gün oynanmıştı. Ama saat 5.30'da iyi oynanmıştı İngiltere saatiyle. Tamam Tottenham daha önce 5-1 e, hafta ortası erteleme maçında Newcastle'ı mahvetti bir kere. Ben bu maçtaydım. Ben bu maçtaydım. Ee, onu ee, paran çok paramparça etti. Çok hızlı geçti. parça etti. Tabii paramparça etti. Et. Evet. Tabi, evet, evet. et. Yani hani inan bu maçta bir varlık e, hiçbir varlık gösteremedi. Newcastle çok kötüydü. E, Tottenham da çok iyiydi. Yani evet. e, çok dengesiz bir maç oldu ama inan çok daha da büyük bir fark olabilirdi. Hani 5 bir fark oldu ama daha da büyük olabilirdi fark. Benden Villa maçına geldik. Villa maçının ilk yarısı bu gole kadarki ki bölümde dahil olmak üzere Aston Villa inanılmaz top oynadı ve bir sürü gol kaçırdı. Ve Coutinho'yu tutamadılar yani orta sahada. Evet. Hans etti resmen. Fakat maçı Harry Kane bitirdi. İki tane asist. Zaten maç birden bir şeye girdi. Biliyorum özetlerine baktın mı? Baksın baksın fark. Burada benim ilgimi çeken Bu kaçan oldu, gol tabii en önemlisiydi. Karşı karşı. Burada karşı. benim ilgimi Kings çeken kaçırdı. şey oldu. Şimdi ilk golde Tottenham'ın attığı ilk golde Kane'in vuruşu savunmadan dönüyor. Sonun önüne düşüyor ama böyle tam da önüne düşmüyor. Böyle biraz çapraz yan. Dönerek solla tek vuruşla tek hamlede mükemmel bir şut çıkartıyor. Ve o top gol oluyor. yani şimdi bu son çok ayrı bir oyuncu zaten. Herhalde şu anda Avrupa futbolunun bence en üretken 5 oyuncusundan bir tanesi tahmin ettiğim kadarıyla. Yani en gibi. gol yollarında hem yaratıcılığında. Çok çabuk evet çok çok acayip bir gol. Bence Sezonun en iyi gollerinden bir tanesi bu. çünkü çok beklenmedik. tamamen oyunun oyun gidişatına aykırı bir şekilde golü attılar. Evet. Ya yani golden sonra da e, Loris'in kurtardığı 3 ya da 4 pozisyon fazla var. %100. %100. net pozisyonlar var. Yani hani maçın orada maç bir bire dönse mesela Ramsey'nin soldan getirip iki kişinin arasından geçip sol ayağıyla 90'a vurduğu ve çok sert vurduğu ve Loris'in inanılmaz bir refleksle uçarak onu köşeden çıkardığı bir pozisyon var. Bence haftanın kurtarışıydı. Çünkü orada maç 1 gelebilirdi. 1 gelseydi zaten ne, iyi oynuyordu Villa. Villa kötü oynamıyordu, daha iyi oynuyordu. Ama dediğin gibi işte Faik, her Kane çok çok şey. Yani Villa silahların, çok... silahlarının derecesi burada bu iki takım tabii Liverpool ve City seviyesinde değiller. Biraz alttalar onlardan. Ama o arada o, o, birazın alt, biraz biraz da dağlar kadar fark oluyor işte yani. Ama oradaki e, iki tane, üç tane iyi oyuncun sonra maçı yani bu maçı hiç golleri göstermeyip çıkarıp bir kişiye seyrettirsen bu maç ya bir bir biter ya belki Aston Villa bir sıfır kazanır derdin gol evet, pozisyonu aynen. dışarıda Ama bıraktı. adam adam orta sahadan kafayla asist yaptı. bu Maginin magi şutuna kurtardı Loris evet. şut. Ee, ve Kuluse bu çocuğu da yani bu Kulusevski geldi bu İsveçli oyuncu yani. Tabii bu kiralık biliyorsun. Evet. Şimdi almak için aldı, harekete bu geçtiler. Yani bu, şimdi al, bu almak Tankurla, için Correa, ben Bentancurla Kulusevski'nin gelmesi ve direkt ilk 11'e yerleşmesi Tottenham bambaşka bir takım haline getirdi. Bu, 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 bu işin ilginç tarafı Klosevski çok şey bir oyuncu, çok hareketli falan bir oyuncu değil. Aşk. Ama ayaklarına çok hakim Sol ve oyun zekası ben. oyun zekası çok çok iyi bir oyuncu, çok üst düzey bir oyuncu. Çok yüksek de bir para vermediler bunu kiralamak için ama şimdi anladığım kadarıyla harekete geçmişler. Galiba 30 milyon euro gibi bir rakamla kadrolarına katacaklarmış. Her çok iyi bir transfer. Son ikinci golü atınca maç zaten bitti ve Villa'nın da şeyi kırıldı. Yani direnci e, e, kırıldı ama direnci kırıldı. Çok normal değil mi? Falken yani çok iyi oynadığın bir maçta e, bir anda 2-0 3-0 geriye düşüyorsun ve, ve kötü şöyle, oynamıyorsun. Şöyle gösterelim maçı izlemeyenleri tümünü izlemeyip de çünkü özetleri izlediğinde golleri görüyorsun ve toptum sanki ezmiş gibi. İlk yarıdaki Villa'nın oyununa ve şeyine bak ya. Yani bu bu o, hücum tehdidi. Bir iki takımın da hücum tehditleri. Tottenham'ın sıfıra yakın. Biri gol. İkinci yarıda Bilevilo daha çok tehditkar. Ama burada Kane son son Kulusevski yazıyor yani. Baktığında yani hiçbir şey oynamadı Tottenham bana sorarsan. Ama ellerine geçen, yani yüzde yüz verimlilikle kullandılar. Orada, oradaki oradaki hikaye senin de maç, demin maçın başından sonra söylediğin gibi Harry Kane. Ya adam e, gol çok, atmadığı çok maç değil mi? Çok adam orta sahadan kafayla asist yaptı. Dördüncü goldü galiba hatırlarsan. Bu arada gol, goldü... golde, bak 9 son 8 Kane bu her zaman görülmüş bir şey değil ama tabii. bu 9 son golünün zannediyorum 5'i Kane asist ve 6'sı galiba. Evet. Çünkü o, yani o burada yok. Ve tabi Arsenal kaybedip Tottenham kazanınca birdenbire o fazladan olan maçlar falan filan geçti e, alt, dördüncülük mücadelesinde Spurs bence bir avantaj sağladı. Çok yüksek bir avantaj. Bir de Fahik gol barajını evet. çok düzeltti. Bir de kendi yani gol barajı o... kötüydü. Bir de kendi sahasında oynayacak Arsenal'la ve hangi Arsenal'la? Arsenal şimdi üst üste iki yenilgi aldı. E, başlar düştü. Seyirci bu artık sol beki olmayan Arsenal'la. Tabii sol beki olmayan Arsenal'la. Şimdi Değil ben mi? de çok çok eski bir Arsenal taraftarı olarak yani doğuşumdan beri, doğduğumdan beri Diyorum ki artık bu Arteta'ya ye yeteri kadar şans verildi. Bu Arteta ile olmayacak. Yani biz oradan bir Pep Guardiola çıkaracağımızı düşündük. Ee, i̇lk başta daha yeni dedik. Bu onun kadrosu değil dedik. Transfer yapmadık. Sonra transfer yaptı. İşte özülü yolladı. Ee, Obama yangı yolladı. Ee, bence Beyer'in de yolladı. Yani gitmek tutabilirdi. Yani... E ne derler? Takımdaki ya lakazet dışındaki kıdemli herkes gitti. Caka'yı bir kenara koyuyorum. Gençlerle oynamaya çalıştı. E, ama yani burası çok büyük bir kulüp senin dediğin gibi. Dünyanın en zengin kulüplerinden bir tanesi. Arteta'nın bana göre e, devri ben, sezon Ben senin sonra... gibi düşünmüyorum Faik. Arteta taraftar değilim. Yanlış anlama. Ama ben senin gibi düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Bence Arsenal'ın problemi hocanın çok üzerinde bir problem. Bence Arsenal'ın Kronke, Kroen Kronke ailesiyle, yönetimiyle ciddi bir sıkıntısı var. Bir de 125 yani, milyon pound harcadılar yazın. Ne ya? 50'sini... Ama harcayan kim ki Faik, Harcayan futbol teknik direktörü Edu. Yani hani transferlere karar artık, veren... Arteta yazın veya kışın hiç karar veremedin mi bunlara? Valla bilmiyorum Faik. ya. Tabii Bana eskiden, biraz şey geliyor. Tabii insanlara burada şeyi de söylemek lazım. Eskiden menajer vardı aslında. Hala bazı bari bazı kulüplerde var. Bazı kulüplerde artık yok. Artık head coach var. Yani baş antrenör Arteta menajerlik görevleri eski Arsenal Wenger'in yaptığı Edu'da yani Edu da eski oyuncusu Brezilyalı. Ne yani futbol mekanizması öyle edin edin. Edin. Bana öyle geliyor. Yani Karame mekanizması. Ama edin. herhalde teknik e, e, teknik Adama sormadan da transfer yapmıyordur. Ya Fahri şimdi ben, ben şuradan çok rahatsızım. Ee, Arsenal'da bir mali şeffaflık yok. Yani kulübün yönetimi tek adamın elinde ve e, bir yönetim kurulu bile yok Arsenal'da. E tabii canım ve ama, bütün, taraftar, ama Chelsea'de de yoktu yıllarca böyle bu iş. Ama Chelsea çok iyi yönetiliyordu. Çünkü yani onu futboldan anlayan bir başkan var. Yani, yani. şimdi burada Edu'yu getirmişler, işin başına koymuşlar bir tek adam bütün transferlere karar veriyor. Evet belki Arteta'nın şeyi vardır. Hani söz hakkı vardır. Ama ben Arsenal'ın gerçekten çok kötü yönetildiğini düşünüyorum fark Ben ben bunu hep söylüyorum. Yani ben bu, ya bu stat renovasyonu konusunda bile ne kadar yani seyirciyle taraftarlar ayrı düşüyorlar. Eskimiş görseller bilmem neler stadın işte şeylerinin rengi kaçmış, oturacak yerlerin bunlar yapılsın mı yapılmamasın mı? Galiba yapılmasına karar verildi. Son. Vallahi bilemiyorum ama ben ben gittiğim maçlarda hep şunu görüyorum. Arsenal daha çok e, hani nasıl para kazancımızı kazancımızı arttırabiliriz mentalitesinde bir kulüp halinde. Yani başarıya odaklanmaktan çok ilk dörde odaklanmaktan çok biraz da şu var yani. Hani kardeşim biz ne kadar daha çok sezonluk bile satabiliriz? Ya yani hatırlıyorsan geçen sezon bir ara Avrupa Süper Ligi'ne katılacaklarını konuşuyorlardı ki o, o dönemde 12. sırada filan da Arsenal. Yani e, lig tablosunda 12. sıradaydı. Süper Ligi konu. Avrupa Süper Ligi'ni konuşuyordu. Ya Arsenal e, sahadaki başarıdan çok uzaklaşmış bir kulüp faik. Zaten olarak. Amerikalı sahipler evet. para kazanmaya bakarlar. Yılda 200-300 milyon para kazan o, o, da o da sıkıntı yani sen Arteta diyorsun da. Arteta'nın yerine kimi getirirsen getir. Bence hikayenin gidişatını değiştirmeyecektir. Zaten gelmeyeceklerdir de diye düşünüyorum. Neyse bir sonraki maçımıza geçelim. Biraz hızlanalım çünkü vaktim biraz gerisindeyiz. Watford kendi sahasında Leeds United'a 3-0 kaybetti. Leeds açısından çok önemlidir. Evet, e, maçtı. Ben bunun hepsini değil özetlerini seyrettim. Victor Ejok'ta. Ben Rob'da. De özetlerini seyrettim. Rafinha çok güzel bir gol attı maçın başında. Ve Leeds yani hiç zorlanmadan Rodrigo'nun iyi bir oyunu, Harrison'ın iyi bir oyunuyla maçı 3-0 götürdü. O, o, maça dair söyleyeceğim şey olur Faik. Maç 1-0 iken İsmail'e Sar'ın kaçırdığı çok net bir pozisyon var karşı evet, karşıya. Evet. Onu atmış olsa, hani maçı 1-1'e bir getirmiş olsa, belki kendi evinde oynamanın verdiği avantajla Watford biraz daha yükselebilirdi. Olmadı. Sonra kalelerinde ikinci gol gördüler. Ben Watford'a güle güle diyorum. Bence Watford düştü. Evet. Ee, hani Southampton deplasmanında kazandıkları zaman bir umutlanmıştım biliyorsun onlar birkaç hafta önce Southampton deplasmanında kazandılar. Ama e, bu kadar zayıf bir savunma kurgusuyla Premier Lig'de kalabilmen çok zor olur. Zaten, de ee, Zaten yani? yönetim yönetim kararları, tek getirilen teknik adamlar, Roy Hodgson'ın 75 yaşında getirilmesi falan bunların hiçbiri de pek şey edilecek şeyler değil yani. Kabul edilecek şeyler değil. Watford'a güle güle diyoruz. Newcastle bu arada kendi evinde ligin iyi ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 yendi. Chris Wood nihayet bir gol attı. Onu da penaltıyı da kaçırdı biliyorsun başta. Evet, evet. Sonra bir şekilde bence bu penaltı da değil ayrıca. Taktı ayağını Chris Wood bence burada. Ee, yani bence penaltı değil. Bir oyuncunun kendini ayağını yani top gittikten sonra ayağını bilerek takması bunu ben kaç açıdan gördüm. E, doğru bir şey değildi. E, ama tabii Newcastle açısından değerli, İyice uzaklaştırdılar. Ve haftanın flash skorunu. Kötü bir maç ama flash skoru olan maç. Southampton kendi evinde Chelsea'ye 6-0 yenildi. Şimdi burada golleri ben sayamadım bile. Timo Werner'in Alman oyuncunun yıldızlaştığı bir maç. Ki Timo Werner benim fikrime göre topa vurmayı bilse. Bu maçta dört tane daha atabilirdi. Bir kısmını Havertz falan tamamladı o, o um, Havertz'ın attığı golde. Mason Mount'un iyi oynadığı bir maç. Southampton biliyorsun iki, iki sezonu üst üste kendi evinde 9-0 kaybetmişti. Evet. Ee, Chelsea City'ye karşı kaybetti. Bir tanesi evet. City'ye, bir tanesi de kimeydi hatırlayabilirsen şimdi ve... E, biz o skorlara rağmen Manchester City'ye galiba bir tanesi de şey Leicester City'ye karşı. City Leicester City'ye. E, e, Leicester City'ye. City'ye yenilebilirsin kötü günde dokuz da, dokuz da olsa. Evet. Ama evet. biz bu ona rağmen Hazen Hüthl'ü ben her zaman takdir ettim övdüm teknik adamlarını ama bu adamın e, takım idaresinde böyle şeyler demek ki bu üçüncü oluyor çünkü yani Southampton kimseden dokuz altı yiyecek bir kadroya sahip değil. Ee, Alonso'nun dönen bir topa vurduğu çok şık bir vuruş. Hani şok bir gol. Hemen ardından Mount'un çok müthiş vurdu buna. Ama yani daha oyuna giremedi Southampton. Bir de World Prowse'un yaptığı bir hatadan yenilen bir gol var. Bu ediyorum. Timo Werner'in artık kaleciyi de geçip Topa vurmayı bilmiyor ama tabii çalım atmayı ve hızlı olduğu için boş kaleye atmayı biliyor. Çeşitli enstantaneler yani kim ne gol attı falan diye bu 6 sıfırı geride bırakayım. Kötü de bir maç daha aynı zamanda. Ben o maçta daha sadece şunu söylüyorum Fahik. benim Chelsea kadrosunda ilgimi çeken şey oldu. Ee, Mount oynattı. havertz Burner ikilisinin arkasında. Lukaku sakat mıdır? Cezalı mıdır? Bilmiyorum. Yo, öyle. Tercihten oynatmadı. Aynen öyle. Yani <laughs> Lukaku masanında çıktı. Lukaku, yani, Lukaku silmiş gibi görünüyor değil mi? Lukaku silmiş gibi görünüyor. <laughs> İşte bu çok dört birlik Brentford maçı çok iyi olmadı. Chelsea'nin de psikolojisi bozuk. Kimin sahibi olduğu belli değil. Bir takım kısıtlamalar var. Bunları konuştuk. Artık belli olacak. Yeni bir konsorsiyum Bak, geliyor bu arada. Amerikalı. Ben, ben nereye geliyorum? Ben nereye geliyorum? Şimdi madem Chelsea Lukaku'yu silmiş. Sen Arsenal kulübüsün değil mi? Paraya ya, sahipsin ben. ve ihtiyacın olan adam Lukaku. Evet. Yani bağırıyor adam ben Arsenal'a İlaç gibi gelirim diye. İstiyor Çünkü mu? Çünkü hala bir... İtalya'ya gitmek istiyor diyorlar. Öyle mi? bir İtalya'ya gitmek istiyor. Öyle bir santrafora ihtiyacım var. Ee, Chelsea silmiş. Bilemiyorum. Diyelim ve bir sonraki maçımıza geçelim. Zaten sonlarına geldik programımızın. Brentford kendi evinde West Ham United gibi çok zor bir maçtan. Bu beni çok üç, şaşırttı. Bu skorları Ben hepsini izledim. Mükemmel bir maçtı. Ee, üç oyuncusun. Mbuema, Tony ve tabii ki Ericsson'ın mükemmel oyunlarıyla. Ma maçın adamı Ivan Tony seçildi. Ama bu adam bütün bağlantıları sağladı. Ee, müthiş toplar attı gol olmayan. Ee, direkt asiste şey etmedi. Ee, bir golde Ivan Tony Mboyma'ya asist yaptı. Öbüründe Emboy'a ya, Ivan Tony asist yaptı. Declan Rice'in iyi oynadığı, Forlan'ın iyi oynadığı, belki Soğuk Çek, yani bir tane gol kaçırdı. Onun film, resmini aldık galiba. Bu pozisyonda belki atabilirdi. Ama Raya iyi kurtardı. Maç da çok zevkli bir maçtı bu arada ve e, Community Stadium yani seyirciler çok büyük zevk aldılar. MBO da gittikçe kendini geliştiren bir oyuncu haline geldi. Yani büyük bir kazanç lig içinde. Tabii orada şunu söyleyebilirim Faik. E, biliyorsun West Ham Avrupa Kupalarında, UEFA Kupası'nda tarihinde çok uzun bir süreden sonra ilk defa e, çeyrek final oynadı. Lyon karşısında o maçta 10 kişi kaldığı maçta maçı bir bir tamamladı bu perşembe günü de o maçın dep, e, revanşında Remanşı deplasmanı de. Lyon'a gidecekler yani bu Brentford maçının o iki önemli maç arasına sıkışmış olması bir de David Moyes açısından önemli, biraz önemli, önemli öbür tarafında tarihinde işte kaçıncı kere Tabii. Bu, Tabii. Ya ilk de, ilk dörde oynuyordu West e, Ham ama ilk dörtten uzaklaştı Brentford'a dair şunu söyledim Faik. Demin notlarıma bakıyordum. Ivan Tony 12 gol 4 asist ki uzun sürede sakatlığından nedeniyle oynayamadı. Ne kadar önemli yani bir oyuncunun bir takım için ne kadar önemli olduğunu görebiliyorsun. Yani Tony'nin oynadığı maçlarda bambaşka bir takım oluyor Brentford. Hem, hem gol anlamında hem takım anlamında ee, bu maçta da yine çok iyiymiş. Ama... Yani ben geniş özetlerini izledim çok iyiymiş. Senin hoşuna gidecek başka bir şey koyayım. Ee, tamam, çok önemli olduğu de bu adamın gelmesi de birazcık kaderi değiştirdi yani, değil mi? Tabii. Ama Faik yani ben buna dahi bir şey söyleyemiyorum. Senle ben Arsenal'ın başında olsak Eriksen'i alır mıydık? Ben alırdım. O alman. kalp krizinden sonra. Aynen öyle. Yani ben korkardım. Hani, yani Thomas Frankede şapka çıkarmak lazım. Böyle bir riski aldı ve böyle bir hani ölümden dönmüş bir oyuncuyu ilk 11'de oynatmaya başladı. Ya zaten Eriksen'in çok iyi bir oyuncu olduğunu Tottenham günlerinden hepimiz biliyoruz. Tabii ama yani aynı evet. da aynı Eriksen. İtalya'da da mükemmel oynadı. İşte ama aynı Eriksen'le. Değil mi? Yani o, o ama ölümden dönüşten görüş, sonra tabii Brentford'da pırıl pırıl parlıyor ama tabii başka bir tabii ki artık yani City Liverpool ayarında değil bu yaşında ve bu defektiyle ama e gerçekten seyretmek büyük bir zevk. Ben Danimarka milli takımda da izledim. Birergo iki maçta iki gol attı. etrafı dinamikse hala aynı Eriksen aslında. Ama tabii Mortsadır müthiş müthiş toplar atıyor değil mi? Çok akıllı bir oyuncu. Yani aslında elini kolunu sallayarak oynar Ödegaard bu son formuna bakarsan. Yani ben ondan da biraz i̇şte Bence Manchester o... United bence her kulüpte oynar. Yani i̇şte ama Liverpool City seviyesinde değil. Norwich City haftanın diğer bir önemsiz gibi görünen maçında ama düşme mücadelesi açısından önemli maçında Burnley'i bence sürpriz bir şekilde 2-0 yendi. Ee, bu gibi penaltı attı şey oldu falan filan. Ee, bu Memmuc'un özetleri bu ilk gol. E, Nick Pope bu maçta 3 tane %100 gol çıkardı. Buna rağmen 2-0 yani sen yoldaydım veya izleyemedin diye düşünüyorum. Geniş özetlerini izledim bu maçı da Faik. Ee, bence Burnley çok önemli 3 puan kaybetti burada. Yani bilhassa rakipleri Everton ve Leeds United'ın evet, kazandığı bu haftada. hafta doğru. Bu, bu maçı kaybetmesi Burnley açısından bir de düşün ki bu maçtan önce Burnley hafta içinde oynanan maçta Everton'ı yenmişti. 3-2 yenmişti. Evet. Ve dolayısıyla ben dedim ki hani bu maç Burnley adına çok kritik bir maç. Hani buradan çıkacakları üç puanla bir anda e, küme düşme potasının üzerine de çıkarlardı. Ama bu maçı kaybetmeleri çok kötü oldu. Yani bilmiyorum e, Everton ve Leeds United avantaj yakalamış gibi. Diyelim ve son maçımıza geçelim. E, bu maçı yani ben kerhen bu programı çekiyoruz diye özetlerini izledim. Geniş özetlerini. Ama sonra maçın çok iyi bir maç olduğunu gördüm. Şaşırdım yani. Palace çok iyi oynadı aslında. Ama Leicester bu Düzbury Hall'un çok iyi oynadığı maçta. Yani iki golün birini attı birini attırdı gibi oldu. Bir de Lukeman, değil mi? Adam o da Lukman. Lukman yani çok güzel vurdu Lukman ilk golü. şurayı gösterelim. Abi benim bu çocuğa dair çok, çok Ama bu golü de alın, Hall başlamak. yarattı. Benim evet. bu çocuğa dair çok hazin bir anım var. Twitter'da da bir muhabbetim var bununla dair. Hemen onu ekleyeyim Faik. Geçen sezon Fulham Premier Lig'deyken West Ham deplasmanında Fulham 1-0 mağluptu. Ve çok da iyi bir oynadığı maçta. Çok çok talihsiz bir golle 1-0 mağluptu. 90 artı 2'de Fulham penaltı kazandı. Çok sevinmiştim lan dedim en azından hani bir puan alacağız. Topun başına Adamola Lukman geldi. Fulham'da kiralık oynuyordu çok da iyi oynadığı bir maçta. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Yok yok. Ve yani ne yaptı? Yani. Ve ne yaptı biliyor musun Faik? Penaltıyı Panenka vuruşu yapacağım derken ayağa kaydı bir şeyler oldu. Topa dokundu. Top tıngır mıngır. Ee, West Ham kalesinde Fabianski'ydi galiba. Kalecinin kucağına gitti. Kaleci şu şekilde topu aldı. E, Fulhamın hocası penaltılar Penaltılarda her şey olur diye sen söylüyorsun. Ama yani Faik ben hayatımda böyle bir penaltı görmedim ya. Yani i̇zleyenler e, hani fırsatın bulanlar izlesinler. Yani resmen 5 yaşındaki çocuğun atacağı penaltı suretinde bir penaltı yani, attı. Eminim Lukman penaltı diye bakarsan er, çıkar YouTube'da. Delirmişti Fulhamın hocası maçtan sonra ve e, ertesi gün Twitter'da bir Fulham taraflarıyla bu muhabbeti yaparken adam Lukman herhalde. Fulham um sayfasından bizi görmüş geldi ve özür diledi. Dedim ki ya bak hani bu penaltıyı kaçırmak herkes penaltı kaçırabilir ama böyle bir penaltı yani maçın 90 artı 2'de Fulham um gibi lige tutunmaya çalışan bir takım karşısında ama bak bu sezon ben Lukman'ı Leicester City'de izlediğimde çok önemli golleri de imza atıyor. Demek ki hani futbolun içinde bu da var. Evet. Maçın adamı da Dewsbury oldu ee, müthiş de bir gol attı. İlk golünde asistini yaptı. Ee... Arkasından penaltı kazandı. 2-0 iken Crystal Palace. Ve Zaha'nın penaltısını kurtardı Casper Michael. Fakat tekrar ettiler. İhlalden dolayı şuradaki sanıyorum. Evet. evet. Ceza sahasına Fakat... giren oyuncu. Ay, ve zaten de Leicester'ler girdiği girdi. için. Evet. Tekrar kurtardı. <laughs> İlginç. Ama <laughs> Faik yani Kaledi tekrar kurtardı ama Zaha'nın penaltı yatan oyuncunun kafasına gitti. O da Göle attı ve maç böyle bitti deyip istersen bugünkü maçlarımızı tamamlayalım. Lig tablosuna bakalım şimdi üstü koymuştuk ama alta bir bakalım önce istersen Ziya kapatmadan bu haftalık. Dediğim gibi ee, Burnley Burnley çok ön, çok çok klasik bir yeni. ama abi. daha, çok daha 7 maç var. Bazı 8 maç var. 8 Everton, Everton Burnley'nin 8'er maçı var. Ben Watford ve Norwich'e düşmüş gözüyle bakıyorum. Onlar gitti. Yani, Bilmiyorum, öyle bakıyorum. Bence Leeds United ve Everton çok kritik haftada aldıkları galibiyetlerle ve Burnley'nin yenilgisiyle kendilerine büyük bir avantaj sağladılar. Yalnız, yalnız Everton'ın Liverpool karşısında oynayacağı bir maç var, zorlu bir Merseyside derbisi var. Leeds United bence kurtardı fay. Ben, hani... ben ben, emin olamıyorum. 8 maç dedin mi? 9 40 maç. puan, 40 puan şey görüyorum barajı. 40 puan olarak, 41 puan olarak görüyorum barajı. Bence Le Leeds United kalan 6 maçında yani önemli olan Brentford kurtarmış görünüyor. Southampton buradan tehlikeye girmez mi? O olabilir. Olabilir. Ya Onların bu da, iyi değil bir önündeki maç e, bildiğim kadarıyla Arsenal maçı Faik. Ya bir bir sorayım. Yani bir, şurada Villa'ya kadar aslında Villa ta, kadrosundan dolayı düşmeyeceğiniz eminiz de ama kad e, kadrodan bağımsız olarak Villa Brighton'a kadar yani ligin yarısı aslında burayı zorlayabilir yani. Son yani. dört maçını kaybetti aslında Villa Faik. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani ne kadar ne kadar aslında bu ne kadar ligin ne kadar zorlu bir lig olduğunu gösteriyor evet. değil mi? Evet, onun için koyuyorum. Yani düşün sen 10. onuncudan bir çizgi çiziyorsun. Ama Palace ve Brighton bile dahil olmak üzere aslında 5-6 maç kaybedersen gidebilirsin yani. Ya Faik bak benim benim en burada şaşırdığım <laughs> tablo hep şu. Hep, hep bunu söylüyorum. bak Manchester United 7. sırada. Manchester United'ın kadrosunu koy. Ya dersin ki bu takım açık ara şampiyon olur. Çünkü yani yok yok Pogba'sı var, Bruno Fernandes'i var, Ronaldo'su var, Rashford'u var, Kalede de Gea var, İşte İngiltere mil takımının kaptanlığını yapmış, Maguire e, soperlerinde var, yok yok takımda. Adamlar yedinci sırada. Yani... Abi, bir de açık ara yedinci sırada. Açık ara yedinci sırada. Açık ara yedinci sırada. Diyelim istersen ve bugünlük bugün çok yoğun bir gün, e, pota çekimi de vardı. Eyvallah. Bugün 2 b 1 b de çekeceğiz. Bütün Premier League taraftarlarına, hayranlarına bu haftalık veda edelim. Önümüzdeki hafta ben İstanbul'dayım. Sen dönüyor musun Londra'ya? Ben ayın 18'inde dönüyorum. Döndüğüm günün ertesinde Fulham'ın şampiyonluğunu kutlamak için Craven Cottage stadında olacağım herhalde. O zaman da... çekmiş olacağız. Programı nereden çekeriz diye şeydim Belki İstanbul'dayız ikimiz birlikte de çekebiliriz. Bakarız. İki, evet, evet. İkimiz İstanbul'da ikimiz birlikte çekebiliriz. Çok keyifli olur. Diyelim. Ben bu, ben bu kapanış, hafta... kapanış cümlesimi bu sefer ah Arsenal diye kapatacağım Faik. Yine Çünkü kaçtı. Yani iki maç ya. Elinde iki tane büyük hani önemli maç var. Onlardan çıkaracağın altı puanla dördüncülüğünü her maç garantiliyorsun. Yani. Ve yine yine gitti. Yani. Hani hayır. Aa, i̇ki sen aldı iki, başka iki şey kolay diyelim. maç var. Şimdi evet, yani, o şansı elde etmek için Tottenham'ı dışarıda yenmen lazım. Chelsea, Chelsea'yi dışarıda de, yenmen lazım. Ve de Man United'ı evinde yenmen lazım. Tabii. Yani şimdi bak Chelsea ile oynayacaksın deplasmanda, Tottenham ile oynayacaksın deplasmanda, Manchester la United ile oynayacaksın evinde ve bu üçünü de kazanman lazım. Evet. Mümkün yani, mü? Mümkün ama mümkün, zor. Mümkün. Zor. Ama küme düşmek yok hiç olmazsa diyelim ve bu haftaki programımıza e, veda edelim. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere diyorum Görüşmek size. üzere. Sağlıklar, sevgiler. İyi tatiller diliyorum. Sağ olun. Görüşürüz.